Herkese yeniden merhaba, ben Merve. Ben Melih. Bugün sizlerle Almanya'da en çok kullanılan 10 araç markası ve bunların modelini onlar hakkında sizinle konuşmak istiyoruz. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi 1 Ocak 2020'den itibaren tescil edilmiş araçların istatistiğini yayınladı. Bu istatistiğe göre Almanya'da en çok kullanılan 10 aracı sizler için sıraladık. Bu listeye geçmeden önce bir soruyla başlamak istiyorum. Almanca tescil edilmiş araçlara baktığımızda daha çok yüksek motor hacimli araçlar yerine düşük motor hacimli araçlar kullanıldığını görüyoruz. Ama bu durum Rusya'da ve Amerika'da tam ters durumda. Bunun nedeni ne? Hep söylüyoruz, dünyanın otomotiv fabrikası Almanya. En büyük araba firmaları da tabii ki de Alman firmaları. Peki Almanlar neden bu kadar yüksek hacimli arabalara binmiyorlar? Yüksek motor hacimli arabalara. Bunu incelediğimizde aslında şunu görüyoruz. Arap ülkelerinde, Amerika'da, Rusya'da yüksek motor hacimleri var ama Avrupa'da yok. Çünkü araba neyle gidiyor? Benzinle gidiyor, petrolle gidiyor. Ve Avrupa petrol üreticisi bir yer değil. Doğal olarak petrolü dışarıdan ithal ediyorlar. Doğal olarak da bu cari açık yaratıyor. Bu yüzden de devletler daha çok elektrikli, daha çok çevreye az zarar veren, daha çok işte düşük motor hacimli araçları kullandırıyorlar. Bunu da çevreyi koruyalım etiketiyle reklam yapıyorlar ama aslında altında yatan temel sebep ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak. Çünkü arabayı üretiyor da araba neyle gidecek? Petrole gidecek ve petrol bir şekilde Rusya'dan, Arap ülkelerinden vesaire alınıyor. Böyle bir durum var. Bunu da söyleyelim istedik. Yani Amerika'da gördüğünüz 3500 motorlar, 4000 motorlar burada Avrupa'da çok yaygın değil. Ama Amerika'da kullanılan bu arabaların da çoğu Avrupa'dan ithal ediliyor. Peki Almanya'da şu anda tescil edilmiş kaç araç var ve bunların markaları neler? Şimdi Almanya'daki resmi verilere dayanarak yine her zaman gibi size bu bilgiyi vereceğiz. Almanya'da toplamda tescil edilmiş 58,2 milyon araç var. Yani 82 milyonluk bir ülkeye göre 58,2 milyon çok büyük bir sayı. Aslında herkesin bir arabası var gibi görünüyor. Gerisi de zaten ehliyet alamayan çocuklar olabilir. 84 milyonun. 58 milyonun da 47 milyonu binek araç. Yani işte kamyonu, otobüsü vesaire çıkardığınızda 47 milyon kadar bir binek araba ortaya çıkıyor. Marka olarak baktığımızda burada yerli malı araçlar öne çıkıyor ve Almanlar yerli malını seviyorlar açıkçası. Ve bu araçların marka dağılımına baktığımızda birinci sırada %21,1 ile Volkswagen, ikinci sırada %9,4 ile Mercedes, üçüncü sırada %9,1 ile Opel, %7,3 ile Ford, %6,9 ile BMW. Türkiye'den geldiğimiz için BMW diyoruz hala ama Almanya'da BMW diyorlar. Onu da bizim dil alışkanlığı diyelim. Ben gene BMW diyeceğim. Yani Türkiye'den gelen bir insan olarak. Alışamadığım tek şey şeydi, Fauvi bir de. Volkswagen'e Fauvi demeleri. Evet, ona alışamadık. Yapacak bir şey yok. Neyse, devam edelim. Son olarak da %6,8 ile Audi araçlar kullanılıyormuş Almanya'da. Gelelim bir diğer önemli konuya da kullandıkları yakıt dağılımı nasıl? Bildiğiniz gibi Almanya bazı yerlerinde dizel araçların girmesini yasakladı. Nasıl peki yakıt dağılımı? Yakıt kullanımında daha çok elektrikli ve hibrit araçlara yönlendiriyor. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi çevreyi korumak. İkincisi de doğal olarak ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak. Bu yüzden mevcut da Almanya'da kullanılan tescil edilmiş bütün araçlara baktığımızda bunun %66'sı benzinli araç, %31'i dizel, %1,1'i hibrit ve %0 %0,7'si de tamamen elektrikli araçlarına oluşuyor. Bizim arabamız da benzinli mesela. Çünkü gerçekten dizelde bir takım sorunlar var. Dizelin teşvik edilmemesinin yanı sıra Almanya'da bazı bölgeler belirlendi ve bu bölgelerin girişine çıkışına kameralar vesaireler konulması suretiyle dizel araçların girmesi dahi yasaklandı ve bölgelerin arttırılması planlanıyor. Bir de dizele gelen vergilerin de yükseltilmesi planlanıyor. Her seferinde daha da yükseltiliyor. O yüzden biz mesela benzinli almıştık ama bir sonraki aracı ben bile hibrit düşünüyorum açıkçası. Hem daha az yakacak hem de çevreye daha faydalı olacak diye düşünüyorum. O zaman listemize başlayalım. Listemize başlamadan ben şunu bir söylemek istiyorum. Araçların 10 tane araç sayacağız. Almanya'da en çok test edilmiş. Fiyatlarını sıfır fiyatlar üzerinden üreticilerin kendi web sitelerinden baktık. Ona göre kıyasladık. İkinci el fiyatları değil. Tamamen sıfır ve genelde araba üreticilerinde şöyle bir şey vardır. İşte nokta noktadan başlayan fiyatlarla, yani boş modeli baz aldık biz. Evet. Tabii full aksesuarla çok daha yüksek fiyatlara çıkılabilir. Onu da söyleyelim. 10 numarada ne var? 10 numarada Ford Focus yer alıyor.
Almanya'da tescil edilmiş 850 bin tane Ford Focus yer alıyormuş. Almanya'da 0 2020 model bir Ford Focus almak istiyorsanız 18 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla bunu alabiliyorsunuz. Türkiye'de ise bu fiyat 167 bin TL. 9. sırada Ford Fiesta var, en çok kullanılan. 2020'de 880 bin tane Ford Fiesta tescil edilmiş durumda. Fiyatına baktığımızda Almanya'da 0 bir Ford Fiesta'yı 11.590 Euro'dan başlayan fiyatlarla alabilirken Türkiye'de ise fiyatı 171.000 TL'den başlıyor. Listemizin 8. sırasında Audi A4 bulunuyor. Audi A4 aynı zamanda Almanya'da ikinci el en çok satan araç unvanına sahip. Almanya'da toplam tescil edilmiş 940 bin tane Audi A4 bulunuyormuş. Almanya'da bunu 2020 model sıfırını 33 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla alabiliyorken Türkiye'de ise bu 470 bin TL. Listemizin 7. sırasında ise Almanya'nın en çok satan station wagon tipi arabası var. Bu da Volkswagen Passat. Toplamda 1 milyon 30 bin tane Volkswagen Passat tescil edilmiş durumda. Ve 0 bir Volkswagen Passat almak isteyenler Almanya'da 32.900 Euro'yu, Türkiye'de ise 273.000 TL'yi gözden çıkarmak zorunda. Listemizin 6. sırasında BMW 3 serisi geliyor. BMW 3 serisi toplam Almanya'da 1 milyon 70 bin tane bulunuyormuş, tescil edilmiş durumda. Almanya'da 2020 model BMW 3 serisi bir araç almak istiyorsanız 0, 36.500 Euro'dan başlıyor. Türkiye'de ise bu fiyat 423.000 TL. Evet, listemizin 5. sırasında BMW'den sadece 3000 tane daha fazla tescil edilmiş olan Mercedes C serisi bulunuyor. Mercedes C serisinin 2020 model sıfırına sahip olmak isteyenler Almanya'da 34.950 Euro'yu, Türkiye'de ise 465.500 TL'yi gözden çıkarmak zorunda. Listemizin 4. sırasında Opel Astra bulunuyor. Opel Astra Almanya'da 1 milyon 90 bin tane tescil edilmiş durumda. Almanya'da 0, 2020 model bir Opel Astra almak için 20 bin Euro'yu gözden çıkarmanız gerekiyor. Türkiye'de ise 142 bin TL'yi. Listemizin ilk 3 sırasına geldiğimizde 3. sırada Opel Corsa bulunuyor. Sanıyorum şirket araçları gibi araçlar da burada daha çok hatchback ve küçük araçlar tercih edildiği için 3. sırada Opel Corsa var. Toplamda 1 milyon 190 bin tane tescil edilmiş durumda. 0 bir Opel Corsa'ya 13.990 Euro'dan itibaren Almanya'da sahip olabilirken Türkiye'de ne yazık ki fiyatı 135.900 TL'den başlıyor. Listemizin 2. sırasında Volkswagen Polo bulunuyor. Almanya'da toplam 1.5 milyon tane Volkswagen Polo tescil edilmiş durumdaymış. 2020 model 0 Volkswagen Polo almak isteyenler Almanya'da 14.800 Euro. Türkiye'de ise 137 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda. Gelelim Almanya'da en çok tescil edilen, sokaklarda görebileceğiniz en çok kullanılan arabaya. Volkswagen Golf ve diğerlerine fark atmış durumda tescil sayısı ile toplamda 3.73 milyon tane Volkswagen Golf tescil edilmiş Almanya'da. Bu sayı 2. sıradakinin 2 katından da fazla durumda. Yani Almanya'da en çok Volkswagen Golf kullanılıyor diyebiliriz. Bu aracın 2020 model sıfırını almak istediğimizde Almanya'da 19.990 euro vermeniz yeterliyken Türkiye'de bir Volkswagen Golf alabilmek 181.400 TL'den başlıyor. Şimdi listeye baktığımızda birkaç şey görüyoruz. Gördüğümüz şeylerden bir tanesi ne? Almanlar daha çok yüksek motor hacimli araçlar yerine düşük motor hacimli araçlar kullanıyorlar. Bunu da hem dediğim gibi ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak için devlet teşviğiyle yapıyorlar hem de çevreyi korumak için. İkinci konuya geldiğimizde bildiğiniz gibi araçlarda 3 segmente ayırırsak bu araçları. Düşük segment, orta segment ve premium yüksek segment olarak baktığımızda Almanya'da düşük segment bir aracı sıfır almak istediğinizde yaklaşık 10-13 bin euro kadar bir miktara alabiliyorsunuz. Orta segment bir araca baktığımızda bunu 18-20 bin euro civarına alabiliyoruz. Ve premium segment yani yüksek segment bir araca baktığımızda da yaklaşık 34-35 bin euro seviyelerini sıfır olarak alabiliyoruz bayiden. Daha önce anlatmıştık size alım gücü olarak da biraz bir karşılaştırmak istiyorum açıkçası. Almanya'da brüt ortalama ücret, bu da yine Arbeitsagentur'un verileriydi, ortalama 3880 euroydu brüt olarak baktığımızda. Bu da yıllık olarak yaklaşık 45 bin euro yapar. 45 bin euroya yani brüt bir maaşınızdan baktığımızda Almanya'da istediğiniz bir aracı bir yıllık maaşınızda alabilir duruma geliyorsunuz. Bu da aslında alım gücünü gösteriyor. Türkiye'de de TÜİK verilerine bakıyoruz. TÜİK verilerine baktığımızda yıllık 50-55 bin TL civarında bir brüt maaş görünüyor.
Normal olarak baktığımızda en düşük araba 100 binin üzerinde olduğu için Türkiye'de hiç kimse, ortalama çalışan bir insan, bir yıllık maaşıyla bir araba alamıyor Türkiye'de. Bu da zaten alım gücünü göstermiş oluyor. Ama Almanya'da gördüğümüz gibi yaklaşık 10 bin, 13 bin euroya sıfır araç alabiliyorsunuz. Ve sıfır araç 13 bin euroya, yani yılda 13 bin euro kazanan adam bulamazsınız Almanya'da. Ancak işte master yapan öğrenciler falan olabilir. İşte mini job yapanlar olabilir. Çünkü zaten 10 bin euronun altı vergilendirilmiyor bile Almanya'da. Gelir vergisi kapsamına girmiyor yani. O yüzden alım gücünü bu şekilde göstermek istedik sizlere. Almanya'da en çok kullanılan 10 aracın hem Türkiye fiyatlarını hem de Almanya fiyatlarını sizlerle paylaştık. Almanya'nın alım gücünü merak edenler için umarım güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki pazar görüşmek üzere. Hoşça kalın.